Hattımızda çok değerli bir sanatçımız Engin abi var. Engin abi, Pekin abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Engin abi. Sen nasılsın? Çok iyi gördük seni. Daha iyi olduk. Arkadaşlardan rica edeyim stüdyonun sesini biraz açsınlar veya şunu kapatalım. Evet. Çok Engin teşekkür abi. Neler Duyuyorum sizi yapıyorsun? telefonda. Stüdyoda mısın? Şu anda demin kayıtlardaydım. Kayıt yapıyordum. Hatta biraz ses mes falan kısıldı. Dağdayım gülüm. Dağdayım. 2 sene yakın buradayım ben. 1,5 sene daha doğrusu. Evet. Şehri terk ettim. Yani şehri tamamen terk ettim. Yaz kış dağda yaşıyorum. Ya evet, onu soracaktım abi. Nereden esti böyle yaz kış dağda yaşamak? Gerçi sağlıklı bir şey yaptığın şey de. Yani tamamen terk ettin değil mi şehri? Tamamen terk ettim. Çok zaruri olmadıkça inmiyorum şehre hiçbir şekilde. Zaten çocukluğumdan bir özlem vardı. Çocukluğumda hep dağ özlemi vardı falan böyle. Çocukken bu bulunduğum noktaya geliyordum. Burada hayallerimi kuruyordum. Şarkılarımı yapıyordum. Daha yani eserlerimi burada yapıyordum. Ben ilkokul 5. sınıfta Abi ne başladım şanslı ki. adammışsın sen ya. Çocuğu insanın çocukluğunun geçtiği yerde belli bir süre sonra daha genceciksin. Onu da hemen söyleyelim şimdi. Hani çocukluğunun geçtiği yerde yıllar sonra falan demeyeceğim. Gencecik yaşta yani çocukluğunun geçtiği Yok. yerde gencecik yaşta tekrar bulunman ne kadar güzel değil mi? Şimdi yaş gitti artık. Bakma böyle yakışıklı olduğuma. Yo. Yaş 58. Maşallah. Engin abi Maalesef. neredesin şu an? Tam olarak konum olarak Şimdi neredesin? Ardeşen Ortaalan köyünün İsina dağındayım ben. Evet. Rakım 1.000 metre aşağı yukarı burası. Tam yayla Yani havası. köyden uzak, etrafımda ev, hiçbir şey yok. Sadece akşam hava karardığında baykuş sesi, yabanilerin sesi, gecenin sesi, yağmurun sesi, rüzgarın sesi, sabahleyin güneşin gülümsemesi ve bol bir gökyüzü, geniş bir gökyüzü. Muhteşem. Peki bu ilham veriyor mu abi sana? Yani bu dönemde özellikle şimdi biz pandemiyi yaşıyoruz Türkiye'de ama sen zaten daha önce kendini karantinaya almışsın değil mi? Hani lazısın diye bir şey var ya, ben de bu dağda kulübeden dışarı çıkmadım. Harika. Var mı peki çalışmalar? Yani bu ara Tabii ki ben buraya gelişimin bazı sebepleri var. İlk sebeplerden biri Karadeniz müziğinin hiç özünü bozmadan daha özüne inip Karadeniz müziğinin çehresini biraz değiştirmek amacım bu bir. İkincisi de yeni sesler, o kadar güzel seslerimiz var, o kadar güzel yeni jenerasyonumuz var ki imkanları olmayan. Yani ses var, müzik ahlakı var, çok önemli müzik ahlakı. Üstüne basa basa söylüyorum. Bunlara bakıyorum, bunları araştırıyorum, sınavlara sokuyorum. Hatta bir ses yarışmamız var bizim bu Karadeniz kültürü sayfaları. Sosyal Medya Birliği'nin hazırlamış olduğu bir ses yarışması var. Duy Sesimi Karadeniz. onun finalini biz burada yapacağız muhtemelen. Tabii ki Final. ben de İstanbul'a gelmek zorundayım ki ben tövbeliydim İstanbul'a. Nazar değmiş Engin abi, nazar. Nazar mecbur değmiş. geleceğim jüriyim orada. Çok da katılımlarımız var. Evet. Güzel sesler de var. Onları seçiyoruz falan. Finalimiz Mavi Karadeniz'de olacak. Evet. Abi tarih belirlendi mi? İzleyicilerimize de onu söyleyelim. Sevgili izleyiciler, bu arada hemen şunu söyleyelim. Engin abi, Yılmaz Kasapoğlu çok değerli işte bizim sanatçı üstatlarımız bir yarışma düzenliyorlar sosyal medya üzerinden. İyi de sesler var Engin abinin söylediği gibi. Bu yarışmanın finali Mavi Karadeniz TV'den olacak ilerleyen günlerde. Tabii katılmak isteyenler yine başvurabilirler. Çünkü burada önemli bir şey var. Çok önemli. Tabii yarışmanın belli bir prosedürü var. Orada yazıyor zaten. Ama benim için birinci gelen, ikinci gelen, üçüncü gelen, dördüncü gelen, hatta beşinci gelen, bunlar hepsi birincidir. Tabii ki bir kişi birinci çıkacak doğal olarak. Ama ikinci gelen, üçüncü gelen üzülmesin diye bir Engin abilik yapacağım. O benden sürprizdir. Aa. Bendendir. Onları bırakmıyorum tabii. Zaten benim amacım bu. Hiçbir zaman bugüne kadar ben ticari kaygı gütmedim. Benim Türkiye'de 730 tane şarkım okunuyor. Türkiye'de okunan.
Kesinlikle. 1980'den bu yana yapılan ve okunan, değiştirilenleri saymıyorum. Böyle şarkılarında oynanıp da çok var. Yani bu konuda da onları başka zaman konuşuruz. Bu uzun bir hikaye. Yeni jenerasyonlar bakıyorum. Yeni sesleri bakıyorum. Ama parmak diktim. Ahlaklı sesler. Müzik ahlak. Evet. İyi sesler var mı abi bu arada? Var var. Güzel sesler var. Tabii ki internetten dinlemek, ona göre not veriyoruz. Mesela sesin çok güzel ama internetten dinliyorsun tabii, biliyorsun hani. Evet. Bozuluyor, kesiliyor, şu oluyor. Ben onu anlayabiliyorum. Yani biz jüri olarak anlayabiliyoruz. Ve onları ben not alıyorum, seçiyorum. Ayrıca. Engin abi bir şey soracağım. Az önce çok önemli bir şey söyledin. Dedin ki değiştirilen, yani biraz da kopya yapılan. Aslında senden habersiz olarak belki sözünün, müziğinin değiştiği de eserler var. Çok. Böyle çok, çok meşhur çok. Eserler var mı öyle gördüğün? Bir de yani buna... Valla burada... Evet. Şimdi Adnan Bey değil mi? Ben Adnan Bey görüşüyorum evet değil abi. Mi? Evet. Tamam. Şimdi burada bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü bu uzun bir hikayedir. Bir gün size özel konu bulacağım. Konuşurum da ne konuşacağım. Benim çok şarkılarım değiştiriyordu. Çok sözlerim değiştirildi. Çok şarkılarımla isim yapıldı. Helal hoş olsun. Kimseden şikayetçi falan değilim. Ortada bir suç kabahat varsa benim kabahatim, benim suçum. Çünkü ben fırsat verdim bunlara. Önce benim suçum tabii. Pişman da değilim. Olsun. Kefenin cebi yoktur. Dünyaya çıplak geldik. Çıplak gideceğiz. Abi başka senin suçun şey nasıl oluyor onu anlamadım ya. Nasıl oluyor? Yani ben mesela örnek vereyim. Örnek bu. İşte bir şarkı yapıyorum. Ya sen kardeşimsin ne olacak? Al senin olsun ya falan işte. Gibilerden. Al canın sağ olsun falan şu bu. Birçok şarkılarım var benim, patlayan şarkılarım. Ya bu, yani bunlar tabii kişilerin asla isimlerini falan vermiyorum. Birçok insan diyor. Birçok insan. Bazen piyasaya bir şarkı çıkıyor. Bazen televizyonu açıyorum. Klipleri izliyorum. Aa bu benim melodim. Evet benim melodim. Mesela bir tek melodi şöyle küçük mırıldanabilir miyim? Tabii mesela. Ki. Tabii ki rica edeyim. Örneğini görelim tabii ki. Tabii isim isim vermiyorum. Mesela ben yıllar önce bir mezarın başında, benim şarkılarım, bunu da söyleyeyim, bütün şarkılarım saniye saniye, an be an yaşanmış şarkılardır. Hiç böyle şarkı olsun diye yazmıyorum. Yani bir gün mezarın başında, yıllar önce, şöyle bir nakaratını basit okuyacağım. Yani. Duyar mısın sesimi, beni duyayım mısın, faydası yok bilirim, gel desem gelemesin. Yıllar sonra interneti bir açıyorum, o vay beni vay yani. Bana, ağlama beni ana, sol di gitti gençtum. Ya çok, yani bu örnek. Bunun altında kendi isim yani birileri isim soy isim yazıyor değil mi? Benim ismim geçmez. Yani. Benim ismim olmaz. Peki. Ya üstelik çok profesyonel albümlerde, benim elimin olduğu albümlerde, X kişilerin albümlerinde bir bakıyorum ya beni yaptım ya. Ben uykusuz kaldım gece gündüz. Şimdi basit albümlerde böyle demo tarzı albümlerde adım geçer. Ya profesyonel albümde bu benim emeklerim anlamın terbiye ya. Anlamın teri. Bir Engin attı yaz. İyi yazdın. Ne olacak ya? Seni dövmeyeceğim ki ben. Neyse bunlar bir örnek yani. Bu şikayet falan değil. Yani bir hikayemi anlattım. Başka bir şey yok. Ya tabii kötü tecrübeler. Yani daha geldim. Dağdayım burada. Evet evet. Yani onları problem etmiyorum. Sadece konu açtığı için öylesine bir örnekler verdim. Birçok şarkılarım böyle okunuyor. Şunu vurgulamam gerekiyor. Araya bunu sıkıştırmam gerekiyor. Özellikle. Evet. Şimdi ben Ayhan Aptekin'in abisiyim. Engin ve Ayhan Aptekin bu Karadeniz müziğine cidden çok emek verdiler. Ben mütevazı olmayacağım. Mütevazı olmayacağım. Şahidiz abi, mütevazı olmana gerek yok. Yani şahitler var. Özellikle Ayhan Aptekin. Ben Ayhan Aptekin'in arkasındayım. Ben işin mutfağındayım. Ben sahneye çıkmam çok, sahne şarkı okumam. Ben işin stüdyo tarafındayım falan ki iki kanallı makaradan gelmeyeyim. Önce iki kanallı makara vardı, sonra dört kanallı oldu, sonra sekiz kanallı oldu, 16 kanal makara oldu, bilgisayarlar çıktı falan. Hep perde arkasında. Bunu çoğu insan bilmez yani. Sonradan başlama değilim ben. Akustikten başladım. Ama öyle bir şey ki dün bir haber aldım.
Yine bir abimiz, çok saygı duyduğumuz bir müzisyen abimiz. Çok da güzel besteleri var. Hemşin tarzı falan şu bu. İşte şunu diyebildi. Ya Engin Aptekin, Engin Aptekin'i niye dinliyorsunuz ki? Onlar Karadeniz müziğinin özünü bozdular. Ya dinlemeyin tabii ki. Birkaç kez beni uyardı. Telefonla uyardı, yüzümde uyardı. Bir TRT'ye demeç verirken ben, o da oradaydı. Ya müziğin, ya müziği mahvettiniz kardeşim. Yapmayın böyle. Hele Ayhan Aptekin, hele Ayhan Aptekin ya. Yapmayın ya. Karadeniz'i bitirdiniz böyle aynı yüzüme. Saygı duydum. Abim yapma etme. Bak ben bunun işin notasından geldim. İlminden geldim. Alayından geldim. Asker ocağında bile biz bunun şeyinden geldik yani. Yıllarımı verdim ya. Bu 40. senem benim. Ben 58 yaşındayım. 18 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Perde arkasında. Çok da şeyde gözüm olmadı. Ben özgür bir insanım ben. Şöhreti kaldırmak zordur. Öyle şöhret öyle veyahut da müzisyen kimliğini taşımak çok zordur. Pardon, sanatçı kimliğini taşımak çok zordur. Ben kolay kolay kimseye sanatçı demem. Kendime de sanatçı demiyorum. Buna ağır kelimeler. Müzisyen, okuyucu, yorumcu. Hiç o işin o yolunda olmadım. Benim işim doğa ile birlikte, doğa ile konuşmak. Yani peki onu söylemesinin sebebi neymiş? Gerçekten değiştiriyor musunuz Engin abi? Yani böyle bir sound, böyle bir sound kullandığınız soundla alakalı mı bu durum? Ya şöyle, ya Karadeniz müziği aslında dedikleri gibi bir üç telli bir kemençeyle şey değildir. Biz biraz böyle hani. Mesela benim YouTube'a son attığım şarkılar Engin Aptekin benim tarzım değil. O şarkılar, örnek vereceğim, oraya döneceğim. Benim YouTube'a attığım çok da tıklanıyor, bayağı da tıklanıyor, izleniyor falan. Onlar kişilere yapıp da beğenmedikleri şarkıları çöpe gitmesin diye kendim okudum, attım, herkes dinlesin diye. Öylesine attım. Ve bayağı bir rağbet gördü yani. Değil mi? Bayağı bir izleyici. Ben de baktım, takip ediyorum. Ciddi anlamda bir izlenme kitlesi var. Tabii burada sizin isminiz de var. Yani Engin Aptekin olunca insanlar haliyle Engin abi acaba şimdi ne yaptı diye girip bakıyorlar ama tabii eserlerde gerçekten o beğenmediğiniz eserlerde gayet güzel ve rağbet görüyor doğrusunu söylemek. Onlar ismi verdiğim gibi İskarta şarkılar. Yani çöpe atmayayım da millet, çocuklar dinlesin şunu. Şimdi cep telefonu, YouTube diye bir olay var. Herkes dinlesinler diye attım. Ben basit da kendim dinlediğim bile yok yani. Kötülemiyorum şarkılarımı ama yani onun içinde yandım bittim. Ben de etnikçiyim. Etnik babaannemle yetiştim ben. Doğadan yetiştim. Bende de etnik müzikleri var. Ama bu etnik müzikleri piyasaya çıkarmak için olayın içinde finansı var. Evet. Biliyorsun, paralarla oluyor bunlar. Benim bu yaptığım şeyleri gene hep demo tarzları. Ha, elimde şu anda hikayeleriyle birlikte o kadar eserleri var ki eskilerden, derlemelerden, kendi yaptığım, yani eski yaptığım etnik müziktir ama da acilem yok. Araştırıyorum, bakıyorum. Kendime bir veliaht bulacağım, onlara kutturacağım. Abi İyi çok önemli değil aslında Engin abi. Yani insanların ne deyip ne demedikleri çok önemli değil. Nihayetinde ya şimdi, sanata adanmış bir hayat. Diyorlar ki bak şimdi güzel güzel kardeşim, mutlaka benden küçüksün. Senin yüzünü göremiyorum da güzel kardeşim. Mesela ben Oy Dağların Kara Kara Duman'ını yaptım 1993'te. 94'te. Düşünebiliyor musun? 94'te. Hala da okunuyor. Diyorlar ki için içinde arabesk var. Arap melodilerini koy. Ya bu nerede arabesk var? Neresi arabesk bunun? Bunun tartışmasını yapıyorlar. Ondan sonra ben hep dağlara, yani dağ ağırlıklı şarkı, mesela Oy Dağların Dağların yaptım. Evet. Arkadaşlar da okuyorlar. Ya bunda şey yok ki. Bunda Arap bir şey yok ki. Hep sevgili Volkan Konak'ın dediği gibi aynı güneşte çamaşırlarımızı kurutuyoruz. Tabii ki tınılar olacak. Tabii ki ama yadırgıyorlar. İşte sen Arap eğilimi, ya neresi Arap eğilimli bunun yani? Neresi Arap eğilimli? Yani böyle şey yapmıyorum. Çok insanları bazen üzebiliyorum. Sivri dilliğin buraya gelişimin ikinci sebebi de insanları üzmeyeyim diye. Çünkü üzebiliyorum. Yani sivri konuşabiliyorum, üzüyorum. Birçok insan üzülüyor. Birçok müzisyen arkadaşım da beni sevmez. Özellikle yönetmen arkadaşlar. Yani böyle sivri dilli olduğum için veyahut da açık konuştuğum için böyle. Veyahut da işte gelen müzisyen arkadaşlara biraz sır verdiğim için, bak bu böyle yapılır, şöyle yapılır, şu kadar yapılır. Mesela örneğin, çok basit bir şey vereceğim, örnek vereceğim.
Ben mesela şarkılarımda daha pahalı bir enstrümanlar çaldırabilirdim. Çaldırmadım. O kadar para yatırmama gerek yoktu ama 3 kişiye burs veriyorum ben. 3 öğrenci. Harika. Alkışlıyoruz. Ya bunu da kimse de bilmiyor. Sadece bursla değil. Çünkü ben bu dünyada parayla pulla bir işim yok. Yani hele bu dağda biliyorsun burada ATM yok, bakkal yok, meyhane yok. Yani diyorlar da bakkal yok, çakal yok. Burada doğayla birlikte geçiniyor. Ne güzel, doğayla baş başasın abi, harika. Peki Engin abi şöyle yapalım. Artık sırada bekleyen izleyicilerimiz de, konuklarımız da var. Affedersiniz, onları da alacağız. Bugüne kadar böyle yaptığın ve içine gerçekten sinen bir eser varsa izleyicilerimiz için o güzel eseri ya da hayranlarımız için seslendirme şansımız olacak mı? Ben şu anda bilgisayar başımdayım. İçime sinen şarkılar çok yakında çıkacak ama son yaptığım bir Karadeniz parçası vardı. İstersen bilgisayardan playback olarak falan böyle tabii. Böyle mi? Yani aslında öyle. Şimdi telefondan bağlantı kurduğumuz için oradan bilgisayardan vereceğiniz ses çok sağlıklı gelmeyecek. Hani bir çıplak sesle senin o güzel sesini alırsak çok daha iyi olacak abi. Ne yapabilirim? İşte ona hiç hazırlıklı değildim de nasıl yapalım? Şöyle bir duble abi, çok fazla değil. Biz zaten şimdi senin klibini izleteceğiz bağlantıdan sonra. Böyle bir kuble, küçücük bir... Tamam, bir kuble. Son YouTube'a attığım böyle yani yeni iskarta dediğim bir şarkı böyle Karadeniz evet. Şey yapıyorum. Evet. Yar sana yandumi, gizli sevdalumi, derdumi, darlumi, demedum soranlara, yel olup yutuni, ateşe atuni, yar bana etuni, demedum soranlara gibilerden. Harika. Ağzına yüreğine sağlık Engin abi. Bu arada teşekkür ederim. O güzel doğadan ayrılıp sıyrılıp biraz seni ekrana aldık. Bizi kabul ettiğin için de sana çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum çok size de. Çok teşekkür ediyoruz. Ha, sözüm var Engin abi. Bu arada unutmayalım onu. Bu tarafa geldiğinde, hatta belki o programda da bu söylediğim mevzu üzerine de biraz inşallah sohbet etme, konuşma fırsatı buluruz. Bir telefonumu kaydetmişsindir mutlaka. Bir çayını içmeye geleceğim. Otururuz, tamam mı? Şeref duyarım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bir bardak, İyi ki bizimlesin. Bir bardak çay içeceğiz. Bir bardak. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Sağ olun.